Kayseri'de 58. Kütüphane Haftası'nda Kütüphane'de Hayat Var temasıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında kütüphane verileri sunumu yapılarak kullanıcılara ödüller takdim edildi. 75. yıl İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney, 75. yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun ve davetliler katılım sağladı. Kütüphanelerin çalışma şeklinden ve Kayseri'de okuma oranlarının arttığı belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun şunları ifade etti. Bu haftanın kutlanmasının amacı kitap ve kütüphanenin önemini vurgulamak, insanlarımızın kütüphanelerimizi yakından tanımaları ve kitap sevgisi ve ayrıca okuma alışkanlığının üst seviyelere çıkarılmasını sağlamaktır. Bilgiye erişimin ve insanlığın hafızası olan kütüphaneler, kullanıcıların kitap okuduğu, kitap ödünç alıp verdiği, araştırma ve çalışmaları yaptığı bir mekanın olmasının yanı sıra, biraz önce de zaten kütüphane müdürümüz de bahsetti. Çeşitli sanatsal faaliyetlerin, seminerlerin, sergilerin, eğitim ve özgün etkinliklerin gerçekleştirildiği çok yönlü yaşam alanları halindedir. Ve bu giderek de bu faaliyet alanları kapsamı genişleyerek büyümektedir. Bu açıdan gerçekten kütüphaneler bildiğimiz kitap ödünç alıp vermenin yanı sıra çok yönlü faaliyetlerin yapıldığı büyük mekanlardır, yaşam alanlardır. Şehrimizde bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda kütüphane var. Kütüphanelerimizde kitap ödünç alıp verme ve okuyucu istatistiklerine baktığımızda gerçekten Kayseri olarak iyi bir noktadayız. Ve bu her yılda okuma oranı giderek de artmakta. Tabii bu durumda bizi mutlu etmektedir. Aynı zamanda da tabii ki bu okuma oranlarının artması ve talepler geldiği gibi bizler de yeni kütüphanelerin oluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İsterseniz son dönemlerde açılışını gerçekleştirdiğimiz kütüphaneler hakkında da kısaca bahsetmek istiyorum. 2020 yılında Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği içerisinde Beyazşehir'de, Argıncık'ta ve Ziya Ökalp'te ve ayrıca Talas Belediyesi ve Bakanlığımız işbirliğinde yine Talas'ta 7/24 kütüphanenin açılışını gerçekleştirdik. 2021 yılında ise Sarız ilçemizde kütüphanemizi tekrardan açılışını gerçekleştirdik. Kısa bir süreliğine kapalıydı. Yeni bir alanla kütüphane hizmetlerini, yeni bir alanda kütüphane hizmetlerini vermeye başladık. Bunun dışında bu yıl tamamladığımız ve gerçekten farklı bir kütüphane diyeceğimiz Bünyan Ceza İnfaz Kurumu içerisinde yer alan Bünyan Adalet Halk Kütüphanesi. Bu kütüphanede son aşamaya geldik. Aslında şu anda hizmet veriyor. Uzun zamandır, ilk başladığımızdan beri hizmet veriyor. Burada tutuklu ve hükümlülerin kitap alışkanlıkları ve kitap ödünç alıp verebilmeleri için açılan bir kütüphanemiz. Akkışla ilçemizde kütüphanemiz yoktu. İlçemizde kütüphane açılması için 2021 yılında çeşitli çalışmaları başlattık ve açılışını gerçekleştirdik. Şu anda hizmet veriyor kütüphanemiz. Akkışla Belediyesi'ne ait eski hizmet binası içerisinde düzenlemeleri yaptık. Şu anda aslında bilgiye erişimi hemen hızlı olsun diye başlattık ama yakın zamanda da inşallah bir programlama yaparak da orada bir açılış programı gerçekleştireceğiz. Tabii bunlar yeterli mi? Her geçen gün yeni kütüphanelerin, özellikle İl Halk Kütüphanesi'nin biliyorsunuz şu anki mevcut kütüphanede daha büyük bir alana taşınması için de geçen yılda Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yeni alanda kütüphane yapılması kararı alındı. Daha büyük ve daha farklı alanlar içerisinde balındıran, yani çok işlevli, böyle okuma salonlarından ayrı ayrı tutun içerisinde, hatta özel bir alan da oluşturduk. Mimar Sinan'la ilgili bir alan da oluşturduk. İnşallah o da yakın zamanda hayata geçtiğinde çok güzel bir kütüphane şehrimize kazandırılmış olacak. Ben bu hafta vesilesiyle başta Sayın Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarımız olmak üzere bütün kütüphane çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Haftalarını kutluyorum. Ayrıca burada tüm vatandaşlarımızı kütüphanelerimize beklediğimizi belirterek özellikle ailelerimizin çocuklarını kütüphanelere yönlendirme noktasında daha kararlı ve daha katılımcı olmalarını istediğimizi söyleyerek sözlerime son vermek istiyorum. Tekrardan kütüphane haftamız kutlu olsun. Saygılarımı sunuyorum. 75. yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun da şunları söyledi. 1964 yılından beri Mart ayının pazartesiyle başlayan
Son haftası kutlanan kütüphane haftası kütüphanemizde de dolu dolu kutlanmaktadır. Çağımızın her yönden hızlı gelişimine kütüphanelerimiz de ayak uydurmuş ve günümüz kütüphaneleri bugün her türlü teknolojik donanım ve işlevsellikle hizmet eder hale gelmiştir. Artık kütüphaneler şehrin vazgeçilmezi olmuş, hayatın merkezine konumlanmıştır. Çünkü artık bizler etkin kütüphane olarak diyoruz ki, kütüphanede hayat var, kütüphanede ne yapılmaz ki? Nedir etkin kütüphane, onu bir açıklayalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü uhdesinde olan mekansal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılan kütüphaneleri, vatandaşlarımızın hayatına dokunan her türlü edebi, kültürel, sosyal, sanatsal etkinliğin gerçekleştirildiği merkezler haline getirmeyi hedefleyen bir yönetim anlayışıdır. Etkin kütüphane aynı zamanda bir standartizasyon ve markalaşma çalışmasıdır. Etkin kütüphane olarak sanat, eğitim, bilim, kültür gibi alanlarda düzenlenen etkinliklerle farklı disiplinlerde bulunan her türlü bilginin paylaşımı kütüphanelerde yapılmaktadır. Kütüphanelerimizde bu amaçla düzenlenen etkinlikler kullanıcı bağımızı güçlendirmekte, okuma kültüründe gelişmesine katkı sağlamaktadır. Etkin kütüphanelere ve tabii ki bize sosyal medya hesaplarımızdan, kurumsal web sitelerinden ve telefonunuza indireceğiniz etkin kütüphane uygulamasından ulaşabilirsiniz.